Ümit ederiz ki... Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'deki ve Irak'taki bu siyasi karışıklıkların her yere büyük zararı oluyor. Türkiye'de büyük zararı olduğunu açıkça görüyoruz. Kurtulmuş, bir gazetecinin Suriye'nin sınırındaki Atme Çadır kentindeki patlamaya yönelik sorusuna cevap verdi. Mülteci kampına yapılan bir saldırı ise bu gerçekten insanlık dışı bir saldırıdır. Oradaki insanlar zaten evlerinden, barklarından, normal hayatlarından uzaklaştırılmış olan insanlardır. Geleceği çalınmış olan insanlardır. Bunu yapanlar insanlık dışı bir suç işlemişlerdir ve insanlığa karşı suç işlemişlerdir. Irak'ın Başika'daki Türk askerlerine yönelik açıklamalarıyla ilgili soruya ise Kurtulmuş, yapılan bu açıklamanın hiçbir şekilde Türkiye tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi. Irak'ta yapılan bu açıklama hiçbir şekilde Türkiye tarafından kabul edilemez. Türkiye'nin Başika'daki varlığı orayı işgal etmek nedeniyle ortaya konulan bir varlık değildir. Irak hükümeti, Irak yetkilileri eğer bir tepki ortaya koymaları gerekiyorsa bir günde Musul işgal edildiğinde, DAEŞ tarafından işgal edildiğinde, Rakka bir günde DAEŞ tarafından işgal edildiğinde neredeydiler? Dolayısıyla Irak hükümetinin bu açıklamasını, Irak'tan gelen bu resmi açıklamayı hiçbir şart altında kabul etmeyiz. Türkiye bu açıklamayı şiddetle reddettiğini ifade eder.